Diyet yaparken çok sık karşılaşılan 6 tane hatadan bahsedeceğim ve bu hatalar öyle sağda solda sürekli duyduğunuz hatalar olmayacak. Saati Almanya'da 500 dolar şu anlattığım şeyin. O kalitede şeyler anlatacağım size ve bu 6 tane hatayı bir defa fark edip değiştirdikten sonra fark edeceksiniz ki çok hızlı bir şekilde kilo vermeye devam edeceksiniz. Yani şöyle düşünün, emekliyordunuz bundan önce hedefinize doğru giden yolda. Bunu öğrendikten sonra koşmaya, atabilmeye falan başlayacaksınız. İlk maddemiz glisemik indeks yanılgısı. Evet, yanılgı dedim çünkü glisemik indeksi daha önce duymuşsunuzdur. Yediğimiz karbonhidrat kaynaklarının kandaki glukoz düzeyine olan etkisini ölçer aslında glisemik indeks dediğimiz şey. Ve biz bir besini yediğimizde kanımızdaki şeker oranı ne kadar artacak? Temel olarak bunu hesaplar. Buna insanlar çok takılıyor. Daha doğrusu hep şöyle düşünüyoruz abi. Glisemik indeks ne kadar düşükse o kadar iyi. Bu yanlış bir bilgi değil. Evet, doğru bir bilgi. Ama bir yiyeceğin glisemik indeksi hesaplanırken onu tek başına yediğimizde vücudumuzda nasıl bir etki ortaya çıkacağına bakılır. Ama biz gerçek hayatta böyle yapmayız yani. Kimse oturup da, yani umarım öyle yapmıyorsunuzdur, bir tabak pilav alıp tek başına o pirinci başka hiçbir şey olmadan yemeyiz. Bunun yanında mutlaka başka şeyler de yeriz. Ve biz yediğimiz o diğer şeylerle sindirim sürecini uzatacak şeyler yaparsak, örneğin burada proteinler ve bol lifli gıdalar, mesela sebzeler, sindirim sürecini uzatır. Bunu da sindirimi yavaşlatarak yapar. Ve biz sindirimi yavaşlattığımız zaman aynı öğünün içinde yediğimiz pilavın da glisemik indeksi tek başına yemeye oranla daha düşük bir etki yaratır vücudumuzda. Yani kan şekerimiz daha dengeli kalır. O yüzden yiyecek seçerken böyle sürekli glisemik indeksi daha düşük olanı alayım, yani pirinç seçerken bile şu pirincin glisemik indeksi daha düşük, ben bunu yiyeyim gibi böyle buna kafa yorulduğunu görüyorum. Buna kafa yormak yerine öğünlerinize sebze ve protein dahil etmeye çalışırsanız kan şekerinizi o kadar dengede tutabilir, açlığınızı daha rahat kontrol altında alabilirsiniz. İkinci yanılgımız, öğün sayısı ve zamanlaması. Geç saatte yersem yağlanırım veya daha az az sık sık yersem metabolizmamı sürekli böyle taksi taksi uyarırım ve bunun sayesinde daha fazla yağ yakarım. Yanılgısı. Evet, yanılgı diyorum çünkü burada bir seçimi yaparken genel kanı aksine daha bireysel düşünmeliyiz. Örneğin gece geç saatte yemek yağlandırır. Şimdi böyle bir şey zaten teknik olarak yok yani. Asıl önemli olan burada kalori alımımız ve kalori yakımımız arasındaki denge. Ama mesela kendimden örnek vererek bunu anlatmak istiyorum. Ben sabah saatlerinde yemek yemeye çok meyilli bir insan değilim. Böyle bir yapım yok yani. Sabah uyandıktan sonra aralıklı oruç da yapıyorum zaten. İlk 5 saat, 6 saat hiçbir şey yemesem bu bana koymaz. Rahat bir şekilde günlük aktivitelerime devam edebilirim. Kendimi iyi hissederim. Ama bunun tam tersi şekilde. Örneğin ben şimdi bir karar alsam ve yarından itibaren geç saatte yemek yemeyi bırakmak için akşam 6 daha sonra mesela hiçbir şey yemeyeceğim desem ve 11-12 gibi de uyuduğumu varsayarsak o akşam 6'dan sonraki açlık periyodu beni mahveder. Kendimi hiç iyi hissetmem. Böyle midem kazınır, gece uykuya dalamam bir türlü, benim yaşam kalitem artması gerekirken düşer. O yüzden eğer sizin de yapınız bu şekildeyse, yani çok fazla böyle bomboş bir mideyle 5-6 saat açlığın üzerine yatıp uyumak sizin için bir külfetse, sırf gece geç yemek yağlandırıyor algısı kafanızda yer ettiği için bunu yapmaya çalışmayın. Eğer aralıklı oruç tarzı bir beslenme düzeni uygulamak istiyorsanız ve geç saatte yemek yememek size çok zorluyorsa, bunun yerine sabah saatlerini açlığı çekmek daha mantıklı olacaktır sizin için. Aynı şekilde öğün sayısını da planlarken, mesela günde 3 öğün mü yiyeyim, tek öğün mü yiyeyim, 6 öğün mü yiyeyim, bunu seçerken de bu tip bilgileri çok fazla kurcalamak yerine kendi vücudunuzu biraz test etmenizi öneririm. Ve kendi kendinize baktığınızda örneğin günde 2 öğün yemek size çok iyi geliyor olabilir. Açlığınızı bu şekilde daha rahat kontrol altında tutuyor olabilirsiniz. Hangisi size iyi geliyorsa onu yapmanız daha sürdürülebilir bir beslenme düzeni sağlayacaktır size ve bu sayede hedefinize daha rahat gideceksinizdir. Üçüncü maddemiz, yiyecekleri iyi ve kötü diye sınıflandırmak. İşte ekmek kötüdür, yumurta iyidir, guacamole sosu iyi midir? Guacamole miydi ya? İnternete girip beslenme hakkında bir şeyler bakındığınız zaman genellikle bu şekilde içerikler görürsünüz. Yani tek bir besini seçip buna yönelik üretilmiş içerikler. Yumurta iyi mi? Greyfurt çok mu kötü falan gibi içerikler. Bunların sebebi bunların çok önemli konular olması değil. Bunların sebebi bu tip konuların ilgi çekmesi ve merak uyandırıyor olması. Bu yüzden bu insanlar bu içerikleri üretiyorlar. Bu tip haberler sürekli dolanıyor. Çünkü gerçekler aslında sıkıcıdır. Yani burada biri oturup da size kalori hesabı şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı gibi anlattığı zaman bu size böyle daha sıkıcı, daha banal gelirken, asıl önemli olan şey ve asıl yapmanız gereken şey buyken, başka biri gelip de mısır yemeli miyiz, yememeli miyiz diye bir şey ortaya attığı zaman tabii ki o ilginizi çekiyor ve siz bunlara kafa yormaya başlıyorsunuz ve bunları çok fazla tükettiğiniz zaman da kafanız allak bullak oluyor. Sürekli yiyecekleri iyi kötü, iyi kötü diye sınıflandırmaya başlıyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim. Bunların hepsini bir kenara atın. Yalnızca şuna odaklanın. Yediklerinizin %80'i, aldığınız toplam kalorinin %80'i paketli olmayan, işlenmemiş, gerçek ve kaliteli yiyeceklerden oluşsun. Geri kalan %20'lik kısımda sizin için o keyif verici olarak gördüğünüz yiyecekleri dahil edebilirsiniz. Örneğin ben künefe yemeyi seviyorum. Ben sağlıklı besleneceğim ve sağlıklı bir hayat yaşayacağım diye hayatım boyunca künefe
kadifeden uzak durmayacağım. Bu zaten gerçekçi de değil. Ama ben ne yapacağım? Yediklerimin %80'ini sağlıklı besinlerden seçeceğim. Geri kalan %20'lik kısımda, o küçük dilimlik kısımda canım künefe mi istiyor? Künefemden yiyeceğim. Canım hamburger mi istiyor? Hamburgerden yiyeceğim. Ama burada önemli nokta bu miktarlar ve ipleri, kontrolü sürekli elinizde tutmanız. Dördüncü aşama, Türk milletine doğrudan yatkın. Çünkü bir laf vardır. Bir işe Türk gibi başla, Alman gibi devam et diye. Biz bir şeye başlarken çok yüksek motivasyonla bir anda gaza gelip başlıyoruz. Ve bunu beslenme, spor konularında da böyle yapıyoruz. Bir gün aynanın karşısına geçiyorsun, kendine orada bakıyorsun ve diyorsun ki evet Emre, artık kilo vermeye başlaman lazım. Bir anda hiç spor yapmayan, sabah akşam fast food yiyen biriyken yarın sabah uyanıyorum ve haftada 10 gün spor yapmaya başlıyorum. Bunun yanında asla hiçbir şey yemiyorum, 500 kalori marul kemirerek hayatta kalmaya çalışıyorum. Ve tabii ki 3 gün sonra bunu da pes edip bırakıyorum. Bunu yapmak yerine, bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar da var bu arada, her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmak yerine adım 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 küçük parçalara bölerek hedefimiz her neyse, bunları teker teker aşmak çok daha iyi sonuç veriyor, çok daha sürdürülebilir ve alışkanlık kazandırıcı sonuçlar veriyor bize. O yüzden yarından itibaren eğer sağlıklı beslenmeye başlayacaksanız, örneğin ilk etapta yalnızca kalorilerinizi sayın. Aynı kaloriyi gidin, yine fast food'unuzu da yiyin, onu da yiyin, bunu da yiyin, sağlıklı şeyleri de yiyin ama ilk önce o kalori alışkanlığını kendinize oturtun. Ondan sonra yavaş yavaş işte şekerli gıdaları kontrol altına almaya başlayın. Sonra spor ekleyin yavaş yavaş. Aşama aşama yaptığınızda çok daha iyi sonuç alacaksınızdır. Beşinci maddem bazılarınızı üzecek, bazılarınızı kızdıracak belki ama gerçekleri söylemek boynumuzun borcu. Belgesellere inanma. Özellikle geçtiğimiz son birkaç yıldır Netflix başta olmak üzere farklı platformlarda da sürekli bilimsel diye pazarlanan beslenme ile alakalı belgeseller türemeye başladı ve insanlar ana bilgi kaynağı olarak genellikle bunları kullanıyorlar. Çünkü başka bilgi kaynaklarına bakmıyorlar bile. Ve bu belgesellerle ilgili de size bir şey söyleyeyim. Bu belgesellerin amacı insanlara faydalı olmak, insanlara bilgi sağlamak değil. İlgi çekmek, izlenme kazanmak ve daha da önemlisi bu belgesellere kim sponsor oluyor, kim bu belgesellerin çekilmesi için gereken parayı veriyor diye baktığınızda genellikle o belgesel neyi savunuyorsa birilerinin işine yarayacaktır savunduğu şeyler, o birileri de endüstri devleri, gıda markalar oluyor genellikle. Burada şunu diyebilirsiniz. Ama bu belgeseller bilimsel ve bilimsel kaynakları bize anlatıyor. Bir içeriğin bilimsel kaynakları kullanması o içeriğin de bilimsel olduğu anlamına gelmiyor. Cherry picking denen bir kavram var. Bunu şöyle düşünün. Pazara gittiniz ve bir sepetin içinde elmalar var. Bu elmaların bir kısmı çürük, bir kısmı olgunlaşmamış, bir kısmı da çok iyi. Siz gidip o sepete baktığınızda şunu demiyorsunuz. Bu elmaların birazı çürük, birazı şöyle, birazı böyle demek yerine oradan en güzel 3 tane elmayı alıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki benim elmalarım harika, bu elmaların hepsi mükemmel. Bunu yaptığınız zaman siz cherry picking yapmış oluyorsunuz. Tıpkı bu elma örneğinde olduğu gibi bu tip belgesellerde de o konuda yapılan bilimsel çalışmalara bakıp söylemek istedikleri şey neyse, anlatmak, insanlara aktarmak istedikleri şey neyse yalnızca bunu derleyen bilimsel çalışmaları alıp bunun tam tersi sonuçlar veren, farklı karşı argümanlar üreten bilimsel çalışmaları göz ardı ederek içerik üretildiği zaman bu bilimsel bir içerik olmuyor. Çünkü bilimin varoluş amacı bizim işimize yarayan şeyleri oradan çekip alıp kullanmamız değil. Var olan şey her neyse olduğu gibi analiz edip sonuçları ortaya koymak için vardır. Eğer beslenme konusunda veya farklı konularda kendi bilgi birikiminizi arttırmak istiyorsanız bu tarz taraflı belgesellere değil bilimin doğrudan kendisine yönelin. Altıncı ve son maddemiz supplementlar. Bahsettiğim besin piramidini tekrar bir ekrana alalım. Supplementlar nerede? En üst, en küçük kısımda. Yani beslenmemiz için hedefimize giden yoldaki en önemsiz kısımda. Ama buna rağmen en çok önemsediğimiz kısımlardan biri değil mi? Yani biri diyete ya da spora başladığı zaman hemen supplement. Önce supplement. Supplement halledelim. Sonra gerisini halledelim. Yanlış. İlk önce piramidin alt kısımlarını halletmemiz lazım. Çünkü biz eğer kalori dengemizi, makro, mikro besin alımımızı, dengesini kuramıyorsak bunların hepsine piramidin üst kısmının gerçekten hiçbir önemi kalmıyor. Peki bu supplementlar neden bu kadar çok seviliyor? Çünkü çok eğlenceli şeyler ve mükemmel pazarlanıyorlar. Yani supplement endüstrisinin müthiş bir para akışı var ve bu para akışını da doğrudan pazarlamaya dahil ettikleri için spor yapan ya da beslenmesine dikkat eden insanlara çok cazip geliyor. Hemen o tuzağa düşme eğiliminde hissediyoruz kendimizi. Çünkü bunları bir kaçış yolu gibi, bir kısa yol gibi, oyunlardaki yazdığımız hile gibi görmeye başlıyoruz. Ama piramide tekrar dönüyoruz. En alt kısımdaki kaloridir, makro mikro dağılımıdır, besin seçimidir. Bunları halletmediğimiz sürece supplementlardan da bir fayda göremeyiz. Tüm bunları hallettikten sonra zaten fayda görürüz. Supplement kullansak da kullanmasak da. Yalnızca supplementlar bu sürecin birazcık hızlanmasında bize yardımcı olabilir. Ama supplement kullanmanın asıl doğru yöntemi şudur. Örneğin ben gittim kan tahlili yaptırdım ve bana dediler ki B12 vitaminin eksik. Hemen ben beslenmemi gözden geçiririm. Yeterince B12 vitamini alabiliyor muyum, alamıyor muyum? Eğer alamıyorsam hemen bunu içeren besinleri beslenme planıma dahil etmeye başlarım.
Ama bunları dahil etsen bile B12 vitaminindeki o eksikliği gidermek biraz zaman alacağı için bu zamanı hızlandırabilmek adına, daha kısa sürede o toparlanmayı sağlayabilmek adına dışarıdan B12 takviyesi alabilirim doktorumun kontrolünde. Onun dışında yağ yakan supplementlar, kas gelişimine destek olanlar, şunlar bunlar gibi pazarlanan supplementlara önem vermek tabii ki yine sizin kendi kararınız. Ama ilk önce en azından piramidin alt kısımlarını halledin. Bunlardan emin olduktan sonra supplementlara kafa yormaya başlayın. 6 maddemiz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım fayda sağlayabilmişimdir. Bunun dışında beslenme konusunda profesyonel bir destek almak istiyorsanız da online diyet ve beslenme danışmanlığı hizmetimize göz atabilirsiniz. Açıklamalar kısmında link bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Kanala abone değilseniz ve bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa abone ol butonuna tıklayarak aramıza katılabilirsiniz. Bilgi birikiminizi arttırmaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.